Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com.tr ve Kayseri Dülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. 24 Kasım 2023'ün 3. videosu olması lazım bu. Yani yetiştirebilirsem eğer internette bir sıkıntı olmazsa. Eee, öğretmenler günü mü kutluyorum. arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Allah razı olsun. Hollanda Milli takım Teknik Direktörü Ronald Koeman bu seviyede bir maçı yöneten hakemin Arda Kalleşlerden bahsediyor. Eee, standartlarını karşılamasın ne diyor? Bu bu seviyede bir maç yöneten hakemin standartlarını karşılamasını beklersiniz. Ama durum böyle değildi. Hakem sanki Cebeli Tarık için üzülmüş gibi görünüyor demiş. Yani benim bildiğim o e, arkadaş sadece Galatasaray için üzülür. Anası babası ölsün hiç önemli değil. Çocuğu falan ölsün hiç önemli değil. Galatasaray kaybetmesin yeter. E, öyle bir arkadaş. Yani iki gün önce, üç dört gün önce daha doğrusu bu Arda Kalleşler hakkında basın toplantısında yaptığı açıklama buydu. Bunları daha hiç dinlemeden Fenerbahçe'nin en kritik maçlarından birine hakem olarak ataması yapıldı. Ve operasyon habercisi bu arkadaşlar bilginiz olsun. Fenerbahçe Arda Kalleşler'in yönettiği 9 maçta 4 galibiyet 4 mağlubiyet bir beraberlik kaldı. Arda Kalleşler 9 maçta Fenerbahçe'mize 4 kırmızı kart gösterdi. Bakın 9 maçımızı yönetip 4 kırmızı kart gösteren bir şahıstan bahsediyorum. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın bir hakem 9 maçını yönetsin, 4 kırmızı kart versin. Adım soyadım kadar eminim gece evine operasyon falan düzenlerler. Ya ters kelepçe de alırlar Böyle bir hakem varsa bu dediğimi unutmayın. Arda Kalleşler Fenerbahçemizi bu sezon MK Ankara Gücü'yle oynadı deplasmanda oynadığı maçta Edin Ceko'nun Mert Çetin tarafından bariz gol pozisyonuna düşürülmesine kırmızı kart vermedi. Bu pozisyona tüm hakem yorumcuları kırmızı kart dedi. Bir kişi hariç. O da Galatasaray'da Arda Kalleşler. Ve aynı maçta Fred'in ceza sahasında düşürüldüğü yine tüm hakem otoritelerinin kör olan kör, öküz olan öküz bile buna penaltı verir dediği pozisyonla devam ettirmişti. Yani hakem yorumcuları bu şekilde söylemişti. Aynı şeyi bizler de düşünüyoruz. Hani bir insan nasıl buna penaltı vermez diye. Ama ben, ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe camia olarak bitmiş durumda. Başka camiaya birisi böyle bir yani biri böyle her maç komplo kursu operasyon çekse her maç böyle hakkını yese o ülkede hakemlik yapamaz. Hakemliği son bulur ama bizim taraftarımız, yönetimimiz çok sağ olsun çok pasif. Yani böyle oldukça biz 9 değil 98'lerde şampiyon olamayız bu kafayla. Geçen sezon Konyaspor Spor maçında hatırlayan Ener Valencia'ya sırtı dönükken kırmızı kart verebilecek kadar gözü açık. Karagümrük maçında operasyon yapacaktır büyük ihtimalle. Ben şunu söyleyeyim bu şahsın 400'den fazla dosyası var. Hakaret dosyası Zorbay Küçük adlı şahsın 400'den fazla dosyası var. Bunlar analarına, bacılarına, karılarına, kızlarına sövdürüp milletten tazminat almayı marifet sayıyorlar muhtemelen. Demiyorlar ki ulan bu kadar insan da sövdüğüne göre demek ki bizde de bir hata vardır demiyorlar. Bunlara sövmeyin, bunlara beddua edin. Allah işlerini, güçlerini e, yolunda götürsün. Helal olan işlerini yolunda götürsün. Haram olan işlerini bitirsin. Yedikleri son lokma olsun. Çoluğu çocuğu bunların haram lokmasını yiyeceğine ölsün de cennete gitsin. Yani bu kadar nefret ve kinle bakıyorum bu arkadaşlar. Hayır nefret falan değil bu. Ben dua ediyorum. Çünkü blue uçağına ermeden vefat edenler kendi tekrarı. Bunların haram lokmasını yiyip haram zade büyüyeceğine ve bunu, Allah bunlara bu işten hakemlik işinden bir kuruş para kazandırmasın. Kazandırdığını da yedirmesin inşallah. Ha işini adaletle yapan, hakkıyla yapan bakın hata yapabilir. Bilmeyerek, istemeyerek hata yapan herkese helal hoş olsun. Hiç sıkıntı değil. Bilmeyerek, iste yani bilmeden, istemeden hata yapılabilir. Ama kasıtlı yapanlar Allah bu işten para kazandırmasın. Kadın milli takımımızın Litvanya Gürcistan'da oynayacağı Uluslar C Ligi maçının aday kadrosu açıklamış. Fenerbahçe Petrovic'sinden Göknur, Göknur Güler Yüz, İlayda Civelek, Gülbin Hız, Busem Şeker, Meryem Cennet Çal ve Yağmur Uras çağrılmış durumda. Yani altı e, 6 futbolcunun çağrılması Fenerbahçe'nin spor kulübü olduğunda en büyük göstergesi. Geçen gün e, shorts videonun bir tanesinde sordum. TFF aynı gün aynı saatte başlayan 3 maçta aynı şekilde 3 ev sahibi takımın 36. dakikada kırmızı kart yemesi. Ha, tesadüfe sadece ateistler ve TFF inanıyor. Başka kimse inanmıyor. Onu da söyleyeyim. Hocam bize güzel haberler ver. Fenerbahçe Yıldız isimle görüşmelere başlıyor arkadaşlar. Yıldız orta saha oyuncusu Rade Kurunic ve Milan'la e kıyasla bir pazarlık aşamasına giriyoruz bilginiz olsun. Çünkü arkadaşlar Fenerbahçe'de yaz transferi de olduğu gibi şimdi de en öncelikli adaylardan bir tanesi ve Kurun işte çok çok Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. İsmail Kartal benim oyun planımın baş aktörlerinden birisi olur diyor. Yönetim yeniden kolları sıvamaya başladı. Bu kez daha şanslı. Çünkü Milan oyuncunun satışına bu sefer sıcak bakıyor yaz transfer döneminde zordu ama bu sefer sıcak bakıyor. Hatta 12 milyon euro çekmişlerdi. Fenerbahçe bu sefer düşük bir bedelle masaya oturma peşinde. Ve oyuncu da Milan'a Allah'ınız kitabınız varsa bırakın Fenerbahçe'ye gideyim dediği için bu iş gerçekleşebilir. Edinecek o tabii ki teması kesmeyecek. Selahattin Baki, yönetici Selahattin Baki, sportif direktör Mario Branco çalışacaklar hatta Milano'ya gidecekler önümüzdeki günlerde. Ama edinecek o da vatandaşıyla temasta. Ben açık söyleyeyim. Bence kurun içi alırız. Yok yani. Başlangıçta hani mırın kırın ettik. Şöyle böyle ama bu sefer işe yarayacak gibi duruyor ve zamanlama çok iyi olacak umarım diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Eğer Fenerbahçe için hayırlısıysa gelir inşallah. Ama hayırlısı değilse inşallah hiç gelmesin. Ryan Kent için Premier Lig iddiası Leeds United, Ren ve Glasgow Rangers'ta adanılıyor. anılıyor. Ryan Kent'in Sheffield United'la anlaştığı iddia edildi. Yani anlaştığı iddia İskoç basınına yansıyan habere göre Sheffield e, Kent'le prensip anlaşmasına varmış. Ocak ayında da transfer resmiyete dökülecekmiş. Şimdi ne diyor? İsmail Kartal şunu söyleyeyim. Ben özet olarak geçiyorum haberleri arkadaşlar. Uzun uza diye haberi moda mod okumuyorum. Yoksa çok sıkılırsınız. İsmail Kartal yeterli bulmuyor. Ha, kumaşı var. Çalışkan bir öğrenci. Çalışkan bir futbolcu. Kumaşı var. Elbette olacak. Hani şöyle söyleyeyim. Potansiyeli 90-94. Ama şu anki bu yani gösterdiği performans 68 diyor. Bu potansiyeli burada şu an çıkaramadı diyor. Kiralasak diyor. Ama bir gol iki asistlik katkı sergiledi. Bakalım ne olacak. Ben şunu söyleyeyim. %100 Kent gider. Bak Kent eleştiriler fazla almıyor. Ama şu bir gerçek. Yani takımla 7-24 zaman geçen İsmail Kartal ve oyuncusunu hepimizden iyi tanıyor. Yani gidip kiralanıp gelsin diyorsa bu daha iyisidir. Daha hayırlısıdır. Bilginiz olsun. Bu arada unutmadan 63.200 olduk ama 63.300 olmak üzereyiz. Siz değerli kardeşlerimizin benim çağırma kulak asması da çok mutlu etti. Arkadaşlar kısa kısa ya da başka oynatma listelerini oynattığınızda hem kanalın e, popüler üyesi, şey abonesi oluyorsunuz. Hediye üyelik verildiği zaman direkt size geliyor. Hem de kanalın izlenmesi arttıkça YouTube algoritmasına göre diyor ki bu kanalın videosu izleniyor. Bu kanalın videosunu birilerine önerelim diyor. İnsanlar da sayenizde kanala abone oluyor. Yani bunu sürdürürseniz çok mutlu oluruz. İsmail Kartal Zayt'sa sahip çıktı kulak asma. Hani... Eleştirilerden en fazla nasibini alan futbolcu bence Zaytas ve İsmail Kartal oyuncuya kol kanat gerdi diyor. Şimdi burada kurmam gereken cümleyi şöyle kurayım: Bir teknik direktör, bir futbolcuya manevi evladım muamelesi yaparsa, teknik direktöründe sonu olabilir, manevi evladında sonu olabilir. Büyük bir risktir. Şöyle düşünün arkadaşlar. Hepinizin öğrencisi bende diyelim. 30 tane öğrencilik bir sınıfım var diyelim. Bir öğretmen olduğu için öğretmen örneği vereyim. 29 öğrenci müthiş. Zehir. Evde aile çalıştırıyor. Çocuklar gayretli. Yani test veriyorum. Full çıkarıyor. Deneme sınavına giriyorlar. Full çıkarıyorlar. Müthiş. Şahane. Bir öğrencinin de aile sorumsuz. Çocuk sorumsuz. Hiçbir şey yapmadığını düşünün. Yani eğer... Ya. Hani... Kimseye de sataşmıyor. Ama... Nasıl diyeyim size? Gözde de bir yani gözde öğrenci değil demeyeyim de hani sorumsuz, boş beleş bir hayat yaşıyor. Şimdi 29 öğrenciyi bırakıp gel oğlum günlük seninle bir ders geçireyim desen 29 kişinin 29'da da der ki ulan bizim çocuğumuzla geçir. Anası babası bu kadar ilgilenmiyor. Sorumluluğun ne kadar atıyorum kafadan dakika bazına bürüdüğün zaman günde 8 dakika. Günde 8 dakika ilgileneceksin. Arkadaş bizim çocuklarımız daha başarılı dese ne, ne cevap vereceksiniz? Ya kendinizi bir öğretmen ya da veli olarak düşünün. O kefeye koyun. 29'u başarılı, çalışıyor, çalıştırılıyor, gayretli, istekli, ahlaklı, her şey süper. O biri sorumsuz. Şimdi 29 kişi için bir kişiyi feda eder misiniz? Bunun cevabını size bırakıyorum. Şimdi Fenerbahçe'de 29 kişi çalışıyor, ediyor. Daha da yüreğini koyuyor. Zayt oynadı mıydı sahaya bırakıyor. Şimdi zayıfsız siz oynatır mısınız? Oynatırsanız size ne derler? Anladınız mı? Aynı örnek bu. Ya sakatlık, sözleşme, kimseyle sözleşme imzalayamadı beyimiz. Hani sanki Fenerbahçe hayır kurumuymuş gibi gel sahip çıkalım sana. Madem kimse almadı yazık sana da yazık evine ekmek götüreceğin deyip. Şimdi de İsmail Kartal sahip çıkmış. Eleştirilere kulak asma morali bozulmuş. Takıma kazandırmak istiyormuş falan filan. Zayt'sın takıma kazandıracağı hiçbir şey yok. Zayt'sın kendine kazandıracağı da hiçbir şey yok. Zayt bu. 64 ila 78 arasında bir profili var Zayt'sın. Zayt en iyi döneminde Crespo Zayt döneminde 78'lik top oynuyordu. Döneni tamamlıyordu. Fenerbahçe yani atak yapıyordu. O kadar dandik bir takımdık ki Zayt'sa Crespo gözümüz Abdurrahman Çelebi geliyordu. Çünkü koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi deniliyor. Şimdi de Fred 90-95'lik. Öbürü 90-95'lik. Şimanski 90-95'lik. Zeiss Efendi 64'te sürününce. Ulan 95'ten 64'e düşünce. Aradaki 31'lik fark. Zeiss'ten çıkıyor. Yani oradaki 31'lik farkı Zeiss'ten. Yani görüyorsunuz anlatmaya gerek var mı? Yok. Ben söylüyorum İsmail Kartal. Eğer bu Zeiss inadını sürdürürsen bu senin başını yer. Bu sadece senin başını yemez. Fenerbahçe'nin de başını yer. Yani senin inadına bu olur. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bir inat yüzünden bir inadı sürdürürsen koca camianı da vebalini alırsın. Yani İsmail Kartal'ın Zayt'sa yeterli kadar şans vereceği görüyorum. Şunu bir söyleyeyim. Kent kiralanmalı mı? Kiralanmalı. Zayt gönderilmeli mi? Gönderilmeli. Kurun alınmalı mı? Alınmalı. Bilginiz olsun. Arda Güler için flash iddia keşke Fenerbahçe'de kalsaydım. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu Arda Güler. İspanya'daki ilk günlerinde çok zorluk çektiği öne sürülmüş. Hani haberin iç detayında neler söylüyor? Defensa Central'ın haberine göre Arda Güler yaşadığı üst üste yaşadığı sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en üzücü günlerini Real Madrid'in Los Angeles kampında yaşamış. Büyük baskı hissetmiş arkadaşlar. Yani sakatlık, dil bariyeri sebebiyle fazla iletişim kuramaması arada psikolojik olarak etkilemiş. İlk, ilk idmanlarında, şey ilk antrenmanlarda gösterdiği performansla herkesi büyüle diyor. Ancak sonrasında dinlenmeye geçtiği dönemde sorun yaşamaya başladı diyor. Keşke Fenerbahçe'de, keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım fikrine kapıldı diyor. Hayır böyle bir şey yok. Bunu belirteyim. Sakın Arda Güler'i e, keşke Fenerbahçe'de kalsaydı mantığını da zannetmeyin. Real Madrid bir sene Fenerbahçe'ye kiralayalım 1 milyon euroya demesine rağmen Arda Güler kabul etmedi. Gitsin çeksin de çekiyorsa. Ve ben şunu belirttim. Arda'nın hani sağlık ekipleri, Real Madrid'in sağlık ekibi de sağ olsun Fenerbahçe'yi aratmıyor. E, bu sağlık ekibiyle de işleri çok zor. Ama adamlar Real Madrid, adamlar hemen sağlık ekibini şutluyorlar. Yeni sağlık ekibi gelsin diyorlar. Fenerbahçe'de durum böyle değil. Fenerbahçe'de futbolcular ölmüş, kalmış. Yani futbolcu sakatım diyor sağlık ekibine. Karınca duası oku geçer diyor. Bacağım biraz kasılıyor diyor. Son günlerde çok mu yemek yiyorsun? Ondan dolayı olabilir diyor. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Hani oyuna devam etmesen mi diyor? Hamile olabilirsin. Dikkat etmen lazım diyor. Yani Fenerbahçe sağlık heyetinin durumu bu. Şaka makam. Real Madrid güveniyor Arda Güler'e. Ciddi bir yatırım yaptı. Aklınızdan geçirmeyin. Ha şu bir gerçek. Şimdi aklıma benim şu geldi. Devre arasında Arda Güler'i Fenerbahçe bir şekilde alsa bir şekilde kiralık sadece bir şekilde alsa diye düşünüyorum. Yani sesli düşünüyorum. Bir şekilde kiralasa nasıl olur? Ama bu sefer de çıkış yolu bulamıyorum. Arda'yı nerede oynatacaksın? Şimdi maskeyi mi keseceksin? Bak Cengiz'den büyük beklentim var. İrfan Can'dan büyük beklentim var. Ki İrfan Can bence yeni transfer gibi. Yani haksızsam haksızsın deyin. Biz bu İrfan Can kahveciyi hiç böyle izlememiştik. İrfan Can yeni transfer gibi. Cengiz var. E, bir de Emre Mor geliyor şimdi. Hani e, uzun süren sakatlığını da atlattı. Şimdi takıma daha da faydalı olabilir bir Emre Mor'dan bahsediyoruz. Valla İsmail Kartal'ın çok iyi düşünmesi lazım diyorum. Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Babakars Fatih Karagümrük'te oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü kulübümüz. Şimdi bu antrenmanda enteresan bir olay var. Arkadaşlar bakın takımla çalışmalar başka bireysel çalışmalar başka. Bu cümleyi unutmayın. <laughs> yani bu dediğim cümleyi asla unutmayın. Takımla çalışma başka bireysel çalışma başka. Bir futbolcu sakat değilsen. Eee takımla çalışabilir. Ama sakatsa ya da sakatlıktan yeni döndüyse bireysel çalışmalar yapar. Salonda ya da bireysel çalışma yapmıyorsa da oyuncunun sakatlığı sürüyordur. Buradan bunu anladık. Bunu, bunu çözdük. Şimdi Babakars Fatih Karagümrük maçı önümüzdeki maç ve Fenerbahçe'miz İsmail Kartal yönetiminde Can Bar Tesislerinde yapılan çalışma koşu bağısı Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamladı. Şimdi sakatlığını tamamen atlatan Fred takımla birlikte çalışmalara başladı ve hazırlıklarımız cumartesi günü yapılacak idmanla tamamlanacak. Şimdi arkadaşlar Fred takımla çalıştı. Peki hocam Ciko? Şimdi Antrenman fotoğraflarına tek tek sizler de Fenerbahçe Oruk'tan bakabilirsiniz. Hani Emre Mor'u bolca görebilirsiniz. Tadici, Cikuyu, Samet Akaydın'ı bolca veriyorlar. Hani Samet Akaydın'ı bolca vermelerinin sebebi şu. Biz Samet'i oynatacağız. Cikuyu biraz daha dinlendireceğiz. Tam hazır olsun diye herhalde. Perşembe günkü Ludovoresk maçında da bir nevi hazırlık maçı gibi düşünüp muhtemelen orada oynatacaklardır. Ciku takımla çalışmalarda yok bireysel çalışmalarda yok. Oysa dünkü idman fotoğraflarında vardı. Bunun birkaç sebebi olabilir. Sebep bir, oyuncunun sakatlığı tamamen geçmemiş olabilir. E, ihtimal dahilinde. İki ihtimal, iki, oyuncu salon çalışmaları yani güçlendirme çalışmaları yapmış olabilir. Haliyle görsellerde yer almamış olabilir. İki, üçüncüsü, oyuncu antrenmanın ilk bölümünde kendini deneyip sonra ağrı vesaire hissedip antrenmana devam etmemiş olabilir. Yani üç ihtimali bir, durumdan bahsediyorum. 3 ihtimalle olabilir. Benim gördüğüm, gözlemlediğim şey şu. Büyük ihtimalle e, oyuncu, yani büyük ihtimalle pazar günü oynamayacak. Çünkü ikide bir de Samet Akaydın gönderisi var. Oynayabilir durumda olup oynamayacak gibi. Yani oynayabilir durumda olup oynamayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Sebebi de tam tamına hani iyileşsin diye olabilir muhtemelen. Büyük ihtimalle öyledir. İyileşsin diyedir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama bakalım e, neler olacak. Şu bir gerçek Fenerbahçe'de artık dediğim gibi ciddi bir savaş var. Yani hakemlerle bir savaş var. Federasyonla bir savaş var. MHK ile bir savaş var. Hocam hep de kendi içimizde düşman üretiyoruz. ya Kimsenin bize savaştığı mavaçta yok. Biz kendi kendimize kuruntu yapıyoruz. Diyen var mı aranızda? Ya ben zannetmiyorum bunu diyen olacağını. Bizim kimseyle savaşımız yok. Bizim savaşımız şampiyon olmak için verdiğimiz mücadele ancak gördüğümüz malum. Hakkımızda ailesi olsun. Destekleriniz için teşekkürler. 63.297 idi. 63.297'de videoyu bitiriyorum. Bakalım diğer videoya kadar ne kadar artacak. Görüşmek üzere dostlar.